İlk konumuz TEİ tarafından geliştirilmiş PD-170 serisi motorun kırdığı rekor. Tam 35 saat havada kaldı. Hangi hava aracı üzerine kaldı? Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın geliştirdiği çift motorlu Anka 2 olarak da bildiğimiz Aksungur İHA sistemi üzerinde. İsterseniz hemen bu konuyla başlayalım. Malum Türkiye'deki hava araçlarıyla savunma sanayi konularında işte hem hava aracı, kara aracı, deniz aracı en büyük problemler motor konusunda yaşıyor. Motor konusunda dışa doğru bağımlılığımız çok fazla ve bununla da ilgili en önemli sıkıntıları motorda yaşıyoruz. Uçuş testleri hiç kolay değil. Bu testler sırasında her türlü şart deneniyor. Diyebilirsiniz ki bu basit, içten yanmalı bir motor. Hayır, değil. Bu kadar basit bir motoru önemli olan normalde çıkamayacağı bir irtifa olan, örneğin bu motorun üst limiti tam 45 bin fit, yani 15 bin metre. Bu motor 30 bin fitin üzerinde, değeri milyonlarca dolar olan, üzerinde gelişmiş sensörler, ekipmanlar, kameralar taşıyan bir İHA'nın emniyetle uçmasını sağlamak, bunu da gerçekleştiriyor PD-170. PD-170'in şöyle bir özelliklerine baktığımız zaman bu farkı nasıl koyuyor ortaya? Turbo şarjör sistemiyle çok yüksek irtifaya çıkıyor. Öncelikle adından da anlaşılacağı gibi PD-170, 170 beygir gücünde bir motor. Artı 2, eksi 2, yani 172 veya 168'e gücü düşebiliyor. Ama bu motor içten yanmalı bir motor ve pervaneleri çeviriyor. Bir taraftan da Aksungur videomuz şöyle bir yürüsün bakalım burada güzel, çünkü çok Aksungur çok zarif bir İHA sistemi. Buradaki motorun en büyük özelliği turbo şarjör sistemine sahip olması. Normalde aracınızı düşünün, deniz seviyesinde gidiyorsunuz. Örneğin benim kullandığım araç 1.6 dizel motora sahip bir araç, binek türü bir araç. Bu araçta normal deniz seviyesinde İstanbul'da giderken bir çekişi var ve maksimum verimlilikte kullanıyorum. Ama ben motoru zorlamaya başladığım zaman, örneğin kullandığım araçta Toros Dağları'nın tepesine çıkmış olalım. Toros Dağları'nın tepesine çıktığım zaman örneğin 3000 metre irtifada, burada motorun çekiş gücü azalmaya başlıyor. Ben motoru zorladıkça hem motoru yıpratıyorum, bir taraftan yakıt sarfiyatı artıyor. İşte bu 170 beygirlik motor 30 bin fit, 10 bin metrenin üzerindeki irtifalarda çok verimli çalışıyor. Buna göre TEİ tarafından yapılmış ve arkasından da bu gücü oluşturarak aktarması gerçekleştiriliyor. PD-170'in Anka'da kullanılıyor. Aksungur'da 2 tane kullanılıyor ve bir sonraki adımı da önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapmasını beklediğimiz Baykar'ın TB3'ü. TB3 biliyorsunuz TCG Anadolu gibi yüzen platformun üzerinden hareket edecek, kalkış, iniş gerçekleştirecek ve buralarda çok kısa mesafelerden havalanacak. O yüzden çok yüksek verimliliğe sahip motor ihtiyacı var. Bu açıdan da PD-170'i önümüzdeki günlerde yeni bir sayfa bekliyor. Gerçekten olumlu ve gelişmiş bir motor. Uzun zamandır da testleri, operasyonları gayet başarılı bir şekilde gidiyor. PD-170'in önemli avantajlarından biri de rakiplerine göre daha hafif bir motor olması. Düşünün, bu motoru 1 kilogram hafiflettiğinizi düşünün. 1 kilogram hafifletmek demek 1 litre yaklaşık daha fazla yakıt almanız anlamına geliyor. Bu sizin havada kalış sürenizi arttırıyor veya 1 kilogram fazla silah taşıyorsunuz, ekipman taşıyorsunuz. Bu çok çok önemli. Bazı arkadaşlarımız biraz bana kızıyorlar, takılıyorlar. Hep diyor böyle Baykar'ın haberlerini yapıyorsunuz. Hayır. Her türlü insansız hava aracı, savunma sanayi ürünü, uçak, helikopter ne varsa eşit davranıyorum. Haber olduğu zaman benim sistemde, benim YouTube kanalımda sizler izliyorsunuz. Bu açıdan çok önemli. Bu arada Aksungur gerçekten çok başarılı bir İHA olduğunu söylemiştim. İnanılmaz uzun süre havada kalabiliyor. Aksungur'un ilk rekoru tam 49 saat havada kalması. Yani 49 saat dediğiniz 2 günden fazla bir süre. Sonra bu rekoru 60 saate yükseldi Aksungur ve bunu daha önceki eski Alman motoruyla yaptı. Şimdi PD-170 ile çıkılan bu 35 saat gerçekten önemli bir mesaj. 35 de biliyorsunuz İzmir'in plakası. İzmir'in plakası şu anda da Teknofest var. İzmir'de her gün gösteri yapıyor Aksungur. Bunlar bir test süreçleri içerisinde gerçekleştiriyor. Ankara'da
Akıncı'daki TUSAŞ tesislerinden kalkıyor. İzmir'e gidip gösteri uçuşunu gerçekleştirip geri dönüyor. Burada da bu motor gerçekten kendini ispat etmiş. Bir yandan da bu uçuşlar sayesinde testler gerçekleşmiş oluyor. Çok uzun süre havada kalabiliyor. İlk kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olmuştu. Şu anda Batman'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı da Aksungurların teslim almış durumda. Gerçekten önemli bir İHA. Çok uzun süre havada kalmak açısından bir avantaj. Tekrar İHA sistemlerimizi sıralarsak TB2 her yola gidiyor TB2. Onun üstünde Anka var TUSAŞ'ın yaptığı. Anka'nın bir üstü Aksungur çift motorlu. Aksungur'un taşıma kapasitesi olarak bir üstü Baykar'ın Akıncısı. Akıncı'yı bir savaş uçağı gibi düşünün. Belki Aksungur Anka kadar havada kalmıyor ama taşıdığı yük oldukça ağır. Büyük mühimmatları taşıyabiliyor. Uçak gibi hızla gidiyor. Bombasını, füzesini ne atacaksa görevini yapıp geri geliyor. Diğer İHA sistemleri uzun süre havada kalıp keşif görevlerini başarıyla gerçekleşiyor. Akıncı'nın üstü de artık jetler başlıyor. Baykar'ın Kızıl Elması var. Yakın bir zamanda gözümüz kulağımız TUSAŞ'ta Anka 3'te ilk uçuşunu yapacak jet ve yeni bir sayfa açılacak. Bu gerçekten böyle bir rekor haberiyle başlamak bizleri oldukça sevindirmiş durumda.